Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde üçgenler ünitesi ile ilgili karma soru çözümü yapacağız. İlk sorumuzda DE doğru parçası, daha doğrusu DE ışını BA ışınına paralel verilmiş, 140 derece var. Açıortaylar verilmiş, nokta nokta, çizgi çizgi. Bize de DFB açısı sorulmuş. Hemen ilk sorumuzu çizelim. Derece. Şu açı x diyelim. Soruda x açısı sorulmuş. Şimdi buraya A, B açıları dediğimiz zaman bir kere kalem açısından şu açıların toplamının 360 derece olduğunu biliyoruz. O halde 2A artı 2B artı 140 eşittir 360 derecedir diyorum. Daha sonra 2A artı 2B eşittir 360 eksi 140'dan 2A artı 2B eşittir 200 kaç yapacaktır? 20. Bunu iki parantezine aldığım vakit A artı B'yi buradan ne bulacağım arkadaşlar? 110 derece bulmuş olacağım. Peki A artı B 110 sa x neye eşittir? Bakın burada bir M açısını görüyoruz arkadaşlar. Burada ne görünüyor arkadaşlar? A ile B'nin toplamı neyi verir? X'i verir. X neye eşittir? A artı B. O halde X 110 derece olarak bulunmuş olacak. Doğru cevabımız da C seçeneği 110 derecedir. İkinci sorumuzda 110 derece verilmiş. Bakın soruyu okurken 110, 140 alfa. 110, 140 alfa. Burayı okuduktan sonra AFE'nin AFE yani şu açının alfa cinsinden eşidi sorulmakta. O halde biz ne yapacağız? Hemen sorumuzu çizeceğiz ve o açıyı alfa cinsinden bulmaya çalışacağız. Evet, şu taralı AFE açısının alfa cinsinden eşit soruluyor. Şimdi baktığım zaman normalde şu bir üçgense şu köşelerini alırsam şu üçgenin 3 iç açısının toplamı 180 olacak. Yani 140 artı alfa ile bir de şu T açısı diyelim. T'nin toplamı 180 olacak. Bunları diğer tarafa atarsam T ne olur? 180 eksi 140 eksi alfa. Yani T ne olmuş oldu? 40 eksi alfa. O halde şuraya 40 eksi alfa yazıyorum. Daha sonra şu açıya da x diyelim. Zaten ters açıdan burası da x olacak. Bize x'in t cinsinden eşiti sorulmakta. Diyorum ki üçgende iç açılar toplamı 180 olduğu için x 110 derece ve 40 eksi alfa eşittir 180 derece değil midir? Evet. X artı 150 eksi alfa eşittir 180. Diğer tarafa yolladığım zaman 180 eksi 150 artı alfa. Buradan x eşittir 30 artı alfa çıkacaktır. X'in alfa cinsinden eşiti neymiş? 30 artı alfa. Doğru yanıtımız da B seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuzda COD açısı 80 derece verilmiş. Bize AOD açıortayı ile BOC'nin açıortayları arasında kalan açı sorulmuş. Hemen bakalım şeklimize. Şurası 80. Bize arkadaşlar ne sorulmuş? Şunun açıortayı ile şunun açıortayı arasında kalan açı. Peki bunun açıortayı şu değil mi? Evet. Bunun açıortayı bu değil mi? Doğru. Bize sorulan ne? Şu arada kalan açı. Şimdi ben buraya A dersem bu da A. Buraya B dersem bu da B. Sorulan 80 artı A artı B. Bakın soru şu. 80 A ve B'nin toplamı nedir? 80 zaten bilinen bir şey. Demek ki biz A ve B'yi toplam olarak bulursak
Soruyu çözmüş olacağız. A'yı B'yi ayrı ayrı bulmaya gerek yok. Ama bir de baktığım zaman şu normalde doğru açı değil mi? Evet. Doğru açının toplamı kaç derecedir arkadaşlar? 180 derece değil midir? 2A 80, 2B 180. 80'i attım diğer tarafa. 2A artı 2B eşittir 180 eksi 80. Buradan 2 tane A ile 2 tane B'nin toplamı ne olacaktır arkadaşlar? 100. İki parantezini alırsam A artı B'de 2'ye bölünürse ne bulunacaktır? A artı B 50 derece bulunmuş olacaktır. A artı B'yi 50 bulduk. Bize sorulan zaten neydi? Şurasıydı. O halde 80 artı 50 eşittir 130 derece bulunmuş olacak. İki doğru arasında kalan açı 130 derece. Doğru yanıtımız A seçeneğidir. Dördüncü soruda 70-25 soruda gösterilmiş. X soruda gösterilmiş soruluyor. Şurada sadece bir bilgi var. O bilgiyi şeklimize taşıdıktan sonra sorumuzu çözebileceğiz. Dört numaralı sorumuz. X 70 bilgiyi yazıyorum. BC eksi AB X nedir diye. Bakalım. Şimdi geometri biliyoruz ki eksiyle uğraşmıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? Şu AB uzunluğunu A diyelim. Diğer tarafa attığım zaman BC uzunluğu ne olmuş olur? Şuraya da B dersek A artı B olur. Doğru mu? DC'ye B diyorum. Bakın. AB'ye A dedim, DC'ye B dedim. BC neymiş? A artı B. Bunun tamamı A artı B ise, A artı B ise, B buraya gitmişse buraya ne kalır? A. Bakın burada gizli bir ikizkenar üçgen var. Şu üçgeni bulalım diye şu bilgi verilmiş, biz de kullandık. Peki iki iç açının toplam bir dış açıdan burası nedir? X artı 25. A olduğuna göre burası da nedir? X artı 25 değil mi? Evet. O halde üçgense iç açılar toplamı 180 ise yazalım. X artı 25, X artı 25, 70 eşittir 180. Devam edelim. 2X 25, 25, 50, 70 ile toplarsak 120 eşittir 180. 120'yi diğer tarafa atarsam 2X eşittir 180 eksi 120. Buradan 2X eşittir 60. X de ne olacaktır? 30 çıkacaktır. Bize sorulan da zaten x açısıymış. Biz de doğru yanıtımızı C seçeneğinde görmüş oluyoruz arkadaşlar. Beşinci soru. Bakalım eşitlikler var. AB D'ye eşit. Evet, bu şekilde verilmemiş ama AE'nin EC'ye eşit olduğunu verilmiş. Normalde her eşitliği kurcalamıyorum ama bakın burada iki tane eşitlik var. Sana sadece bu eşitlik verilmiş. O yüzden neresi verilmiş diye bakıyorum. EDB açısı da soruluyor. Çok fazla bilgimiz yok. Biz de olan bilgileri şimdi şeklimize taşıyacağız. Şuraya x diyelim arkadaşlar. Şu x açısını sorduğu için. ABD'ye eşit diyor. ABD'ye eşit. O zaman şu AB uzunluğuna mesela birbirlerine eşit olacak şekilde işaretleri atıyorum. Evet, burada ne yapacağız? Bakın bize sorulan şu. Şimdi diyorum ki şu ikisi birbirine eşit verilmiş. Peki bunlar birbirlerinden uzak. Nasıl yaklaştırabilirim? Bir de şunu düşünüyorum. Şu orta. Ortadan gelen ortaya gelir diye gider diye söylemiştik benzerlikte. Yani bunlar birbirlerine eşitse bunlar da şöyle birbirine eşit olacak mı? Evet. Peki ben şuraya mesela A dersem, bu A ise orta taban oluştu. Burası ne olur? 2A. Bu uzunluklar birbirine eşitse bu da ne oldu? 2A. Bakın arkadaşlar şekil şu. A, 2A ve X. Bu bize neyi hatırlatıyor? 90'ın karşısında 2A varsa 30'un karşısında A vardır.
60'ın karşısında a kök 3 vardır. Demek ki bu açımız kaç derecedir? 30 derece arkadaşlar. Gayet güzel bir soru. Demek ki 5. sorumuzun cevabı E seçeneği 30 olacaktır. 6. soruda BC 2AD'ye eşit. BC burası, AD burası. Bilgi verilmiş fakat üzerinde yok. 25 de verilmiş BDE, BDE. Şu açıda 25'eymiş. Bizim yapacağımız şey o zaman arkadaşlar DAB açısını soruyor. Yapacağımız şey şekli çizip birbirlerine eşitlik falan yapacağız. Bakalım nasıl çözeceğiz. 6. sorumuz. Şunlar dik verilmiş. Evet, şunlar var. Şimdi yazıyorum. AD'ye K dersem BC 2K'ymış. Şu bilgileri yerine yazdık. Daha sonra şu açı sanırım burasıydı. BD'ye 25 verilmiş. Evet. Şimdi bize şu açının tamamını soruyor. Ben de diyorum ki eğer şu X açısını bulursam zaten 90'ı biliyorum. Soruyu çözeceğim. 90 artı X soruluyor. Peki ne yapabilirim? 1. Sanırım hemen şunu görüyoruz. 90, 25, 75. Tersten bu da 75. 90, 75, 25. Zaten Z açısından buranın 25 ise buranın da 25 olduğunu görüyorum. Bunlar yazılacak. Zaten her öğrencimiz, her arkadaşımız bunları yazar. Buradan sonra düşünmesi gerekecek şey şudur arkadaşlar. Bu K, bu 2K birbirlerinin cinsinden verilmiş, birbirlerine uzak. Bunları yaklaştırmak gerekiyor. Nasıl yaklaştıracağız? Bakın 90'ın karşısı 2K verilmiş, yan tarafı K. Şimdi ben 90'dan bir kenar ortay çizsem, biliyorum ki muhteşem üçlüden K, K ve K olacak mıdır? Evet. Bakın ne oldu? K, K diye bunlar birbirlerine yaklaştılar. Ama önce burada K, K ise 25 ise bu da 25. K 25, 25 50 mi? Evet. K, K bu 50 ise bu da ne oldu? 50 oldu mu arkadaşlar? Evet. 90 burası kaç oldu? 75. Burası ne olacaktır? 15 mi olacaktır? Ama burada bir hata yaptık sanki. Evet. Neden hata yaptık? Bakın 90, 25, 75 değil. Buranın ne olması lazım? Bütün hepsi bir işlem hatasına kurban gitmiş oldu. Hepsi değişecek. 90, 25, 75 diye bir üçgen yok ki. 90, 25, 65 diye bir üçgen var. Bu da 65. Değil mi? O zaman buraya ne kaldı? 25 mi kaldı? Evet. 60, 80, 90. Tamam. 60. Bu da 25 oldu. Evet, burayı yanlış yazmıştık sadece. KK olduğu için bu da 25. 25, 25. 50 mi? Evet. Daha sonra KK ise bu da 50. Burası düzgün mü? Sadece burayı yanlış yazmışız. 90, 25, 65. Daha sonra 50 var. 50 var. Bu 65 ise zaten bu da otomatikman 65. Bunu biliyoruz. Burada çıktığında da yine 65'i buluyoruz. Sonra da bitmiş oldu artık arkadaşlar. Bakın 90, 75. Burası ne olur? 15 olur. Değil mi? Burayı 15 bulduktan sonra bize zaten ne soruluyor? DAB, DAB yani 90 artı X sorulmuştu bize. O da 90 artı 15'ten 105 derece çıkmış oldu. Dikkatimizi çeken nokta şu. 105 derece. 90 artı x. Burada x açısı arkadaşlar neymiş? X açısını arkadaşlar 15 derece olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Yalnız burada DAB değil de soruda DAE sorulmuş olması gerekiyor. 15 derece olarak arkadaşlar. Tamamı sorulduğunda 105 DAE sorulmuş arkadaşlar. B seçeneğimiz 15 derece. Bize sorulan X 15 ama tamamını sorsalar onu da 105 derece olarak bulmuş olacaktık. Evet, 7. sorumuzu çizelim arkadaşlar. (38, 71) Şuraya da x diyelim. X sormuş olsun.
38-71 soru da verilmiş. Bunlar da verilmiş. A, C, D açısı soruluyor. Onu da 8 üzerinde x olarak gösterdim. Bakın. Şimdi bu açıortay, bu açıortay. Burada 38-71 çok cins cins sayılar, değişik sayılar. Onun için